Evet efendim, Kurban Bayramı'nda güzel bir günde sizlerle beraberiz. Kurban Bayramı çok özel. Evet, Kurban Bayramı'nı belki de Ramazan Bayramı'ndan farklı kılan kurbanın çok büyük bir meşgalesinin olması. Herkes bir şekilde kurban kesim işinde içinde. Herkesin Allah kurbanlarını da kabul etsin diyoruz ve kurban belki de sivil toplumun en büyük örneklerinden birisi. İşte biz de sivil toplumun duayen isimlerinden birisi Cemil Çiçek Beyefendi, Sayın Meclis Başkanımız bize kızmasın, kıdemlerinden Sayın Özden Sönmez'le beraberiz. İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği İKDER'in Başkanı Sayın Özden Sönmez. Hoş geldiniz. Sizin de bayramınız mübarek olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Ben hem size hem kanal camiasına ve İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Evet. Özden Hanım, Kurban Bayramı deyince nasıl bir coşku yaşıyorsunuz? Yani Kurban Bayramı sizin için ne ifade ediyor? Şimdi coşku kelimesi biraz bana göre farklı belki anlam. Biraz yeni nesil kavram. Yani. Evet. Yok, çocukluğumuzda coşkuluydu gerçekten ama bu son yıllarda biraz coşkuluğunu yitirdi veyahut da bizler hassaslaştıkça, çünkü İslam alemini gördükçe, sorunlarla iç içe oldukça, çünkü uzak olduğun zaman hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur diyoruz ya, öyle bir sözümüz vardır. İster istemez çok içine girmediğimiz zaman işte o coşkuyu yaşayabiliyorduk. Ama baktık ki her tarafta acılar, açlık, yokluk, yoksulluk vesaire. Onların sorumluluğunu, biz dernek olarak oraya hemen bir açıklık getireyim de, onların sorumluluğunu üzerimize alınca o coşkuyu çok da fazla yaşayamıyoruz. Evet. Özellikle bu son zamanda da yine aynı şekilde tüm pandemi dünyanın, var, bütün dünyada Türkiye'yi de ülkemizi de saran pandemiden dolayı da aynı şekilde o coşkuyu çok fazla yaşayamıyoruz ama inşallah o eski günleri, nerede o eski günler demeden o coşkuyu da yaşarız inşallah. Özden Hanım, şunu sormak istiyorum. Tabii hepimizin bir hayat çizgisi var. Aşk ve senin dediği gibi iki kapılı bir handayız. Evet. Doğumdan çıkıyoruz, işte ölümde de nihayete erdiriyoruz. Doğumdan çıktıktan sonra Özden Sönmez büyürken, işte Peygamber Efendimizin hadisi şerifi, insanların en hayırlısı, yani sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olan. Özden Sönmez, hayırlı insan olma yolculuğu nasıl başladı? Derneğe gelmeden önce nasıl bu duygular, hani bu işle ilgileneyim, bir Türk filmi seyredip ağlayayım da sonra geçip gitmeyeyim. Nasıl oldu bu iş? Şimdi tabii ki bazı çalışmalar daha önceden bilgi, birikim, tasarım, birlikte istişareler, birçok şeyden sonra belki gündeme geliyor, yapılıyor, yürürlüğe giriyor diyelim. Ama biz biraz daha farklı olduk. Halkın içinden, toplumun içinden çıktık diyebiliriz. Ve biz Cumhuriyet'ten sonra gelen çocuklarız zaten. Doğulu olmamız hasebiyle de belki birçok şeyden mahrum olarak yaşadık çocukluğumuzu, gençliğimizi. Şöyle bir örnek verelim mi? Narenciye belki gelmiyor. Evet. Değil mi? Evet, evet. O da var ama şeyde de aynı şekilde. Mesela bilgiye ulaşmak da çok zor. Bunun için eğitim kapılarının kadınlara kapatıldığı bir dönemi geçirmişlerden birisiyiz tabii ki. Baba okutmuyor. Evet. Bilgiyi alman gerekiyor. Çünkü bilgi de ekmek gibi, yemek gibi, su gibi insanın ihtiyacı tabii ki. Bunu alman gerekiyor ama nerede, nasıl, ne zaman bunu yaparken önüne birçok engeller. Yani engel hiçbir zaman bitmez zaten. Engel her yerde, her zaman olacaktır. Ama önemli olan o engelleri aşmak. Ve baktığımız zaman ben daha çok da kadın olmamız hasebiyle bu eksiklikleri kadınlarda, ev eksenli kadınlarda da diyebilirim zaten gördüm. Biz de çünkü o ekolden gelme olduğumuz için ve bu eksikliği tamamlamak için ne yapabiliriz? Nereye gidebiliriz? Tamam, eğitim dönemimiz geçmiş ama bunu bir vesileyle tamamlamamız gerekiyor. Çünkü beşikten mezara kadar, gözümüzü yumana kadar açtık, yumana kadar mutlaka bir şeylerle meşgul olacağız. Yani insanlara faydalı olan. Onun için de sizin az önce söylediğiniz hadisten yola çıkarak insanların en hayırlısı veya en faydalısı diyelim, insanlara faydalı olandır.
hadisle karşılaşıyorsun. O zaman nasıl hem kendime faydalı olacağım hem insanlara faydalı olacağız. Bunun için bir yerimizin olması gerekiyor. İşte ilk der diyelim, ilke, kadın, ilim, kültür ve dayanışma derneği bu şekilde kuruldu. Hem kendi eksiklerimizi tamamlamak için, mesela Müslümanız elhamdülillah ama bu kadarlık Müslümanız yani. Öğrenmemiz gerekiyor. Sadece iki duayla, bir elhamla yürümüyor İslamiyet. Bayramı ayrı, Ramazanları ayrı, Ramazanlarda nasıl hareket edilecek, Cuma nasıl, komşuluk ilişkileri ayrı, akrabalık ilişkileri ayrı, akrabalık bağını kesmeyin diyor. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda bunu orada hemen gördük. Neden? Çok şükür elhamdülillah kitabımız Kur'an-ı Kerim her dile tercüme edilmiş zaten, meal ediyoruz. Ama maalesef öyle bir zaman diliminden geçmişiz ki meal okumanın İslami olmadığı söylendi. Oysa dilimiz Arapça değil. Bilmiyoruz, anlamıyoruz. Papağan gibi. Arapça olsa dahi, yani mesela Türkçe her kelimeyi aynen anlayabiliyor muyuz? Aynen, aynen. Ve dedik ki hani yavaş yavaş başlayalım. 3 kişi bir cemaattir. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi derken baktık sığmıyoruz evlere. Sığmayınca mecburen bir yer tutalım ve bura bizim yerimiz olsun. Tabii ki İslam tarihini de okuduğumuz için Asr-ı Saadet dönemi, o zaman bir suffe var mesela. Evet. Biz de olabilir, ilk suffeydi zaten ismimiz. Sonra birçok şeyden sonra şimdi ilke kadın ilim kültür dayanışma derneği oldu. Bir de baktık ki aç olan bir tek biz değilmişiz. O kadar çok açlar var ki Allah'ım ya Rabbim nereye oturacağız, nereye oturtacağız, ne yapacağız, nasıl toplantılar yapacağız? Millet meğer açmış, yani bir kıvılcım bekliyorlar. Bu şekilde ömrümüz ilk derde geçti çok şükür elhamdülillah. Zaten öğrenmenin de en güzel, en pratik, en doğru yolu öğretmekten geçer biliyorsunuz. Öğretmek de bir nevi ilmin zekatıdır zaten. Bunu biz zekat olarak bilerek bir yandan öğrendik, bir yandan öğrettik. %100 değil mi efendim ilmin zekatı? Hemen hemen %100 evet. Hı. Bir yandan öğrendik, bir yandan öğrettik derken bir de baktık ki işte o günlerden bugünlere. Önce işte kapı komşumuza elimiz uzanıyordu ve çok şükür diyorduk kapı komşumuza. Bugüne kadar kapısını açmadığımız komşumuza elimiz uzandı ve ortak konuda konuşabiliyoruz. Eksiklerimizden konuşuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz salat ve selam üzerine olsun. Ben en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Ama sağımıza bakıyoruz, solumuza bakıyoruz, hatta evimizin içine bakıyoruz. Görüyoruz ahlaksızlığı. Allah göstermesin. Yani gayri İslami yaşantı, hareket, tavır, davranış, argo söz dahi bunun içine girebilir yani. Haliyle bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bunu düzeltmek için diyalog kapılarının açık olması gerekiyor. Diyalog kurmazsan, samimiyet kurmazsan hiçbir şey alamazsın da veremezsin de. Özellikle eğer vermek istiyorsan. Empati kuramazsınız. Tabii. Evet. Bizde bir güzellik olacak ki o güzelliği verebilelim. Önce bizde olması gerekiyor. Bizim üzerimizde olması gerekiyor ki ondan sonra karşımızdakilerine bir şeyler verelim. Eğer biz yaşamıyorsak, sözümüz ayrı, özümüz ayrı, gittiğimiz yolumuz ayrı olursa mümkün değil. Yani verici olamayız. Yani zaten Allah-u Teala da ayette buyuruyorlar ya, neden yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız, yapamayacağınız şeyi söylemek, bu konuda vaat etmek vesaire hak katında büyük bir günahtır. Bakın biz günahın ne olduğunu ayetler bize ne kadar güzel söylüyor. O zaman öyleyse durmak olmaz, oturmak olmaz. Bize verilen o 24 saati, çünkü onun dışındakini bilemiyoruz var mı yok mu, onu en güzel şekilde, yani yaşadığımız günü son günümüzmüş gibi en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır demiş. Sadece kendisine faydalı olan dememiş. İnsanlara veya kendi aile efradına. Hani ben sadece bunun çobanıyım değil. Biz gerektiği zaman elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar, gücümüz yettiği kadar bu vazifeleri omuzlarımıza alacağız. Çünkü Allah-u Teala zaten hiç kimsenin omuzuna çekemeyeceği yükü vermiyor demek ki. Bunu kaldırabiliyoruz. Ve o günden bugüne gerçekten Allah razı olsun dedik de, denildi de ve insanlara faydası oldu dernek olarak. Çünkü bu tek başına yapılacak bir şey değil. Önce komşuya uzanan elimiz, daha sonra baktık ki şehrimizin, yaşadığımız şehrin, ki ben başkentteyim, buradayım, her yerine uzanabiliyor.
Daha sonra dedik ki neden olmasın? Ülkemizde depremler oldu, seller oldu, yangınlar oldu. Bir ne bileyim işte bir başbağları bile söyleyebilirim mesela. Bunlar olduğu hepsi buralardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dememiz lazım. Bir ihtiyacınız var mı dememiz, hallerin hatırlarını sormamız lazım. Aynı zamanda bir ihtiyacınız var mı da dememiz lazım. İhtiyaç bazen 3 kuruş, 5 kuruş olabilir mali yardım. Bazen maddi yardım, manevi yardım çok önemli. Biz Adapazarı depremlerine gittiğimizde ki hemen hemen ilk giden grupların içerisindeyiz, düşünün yani. Orada dediler ki hayır hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yeter ki bizi dinleyin. O gece yaşadığımız olayı biz anlatalım, bizi dinleyin. Nasıl sarsıldığımızı, nasıl o yerin alttan çünkü gelmişti biliyorsunuz. Evet. Bunları konuşmak istiyoruz. Siz zaten yeter ki bizi dinleyin. Ve düşünebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın inşallah nasip de etti. 20 defa gitmiş gelmişiz. Daha sonra hani dostluklar kuruluyor, gitmeler gelmeler, öğrencileri getirmeler. Onlar ayrı ayrı meseleler. Ama daha sonra bir de baktık ki ümmet kavramı var. Müminler kardeşmiş. Hani bunu okuyoruz hadis. Evet. Bir vücudun azaları gibidir. Dünyanın öbür ucunda da olsa, ayağına bir diken batsa, onu nasıl ki o ayağa batan dikenden baş rahatsız oluyorsa, dünyanın öbür ucundaki müminin ayağına da diken batarsa veya bir sıkıntıya düşerse, dünyanın diğer ucundaki mümin bundan haberdar olmalı. İletişim artık yani o kadar ki anında evimizde zaten, anında duyuyoruz. O zaman öyleyse arkadaşlar birlikte olmanın, bakın birlikte olmak çok farklı bir şey. O güç oluyor. Birlikte olmasan tek tek ne yapacaksın? Arkadaşlar işte şu ülkede, bu ülkede mesela diyelim ki biz tsunami ile başladık. Yani ondan önce Türkiye eksenli ama yurt dışı tsunami ile başladık. Çünkü orada büyük bir felaket var. Dünyanın bütün hayırseverleri, yardımseverleri, kızıl haçları vesaireleri orada. Bizim de orada olmamız gerekiyor. Olabilir mi, olamaz mı? Olur diyen oldu, olmaz diyen oldu. 90 kilometreye aşar mıyız, aşamaz mıyız? Peki orada benim kızım olsaydı, oğlum olsaydı, onun iyi bir gün işte mezun olmuş falan olmuş filan olmuş, o zaman ben gidecek miydim? Gidecektim. O zaman oradaki kardeşim, çünkü ancak müminler kardeştir diyor Allah-u Teala. Orada bir kardeşim var ve başına bir sıkıntı gelmiş, ona geçmiş olsun diyeceğim, bir ihtiyacım var mı diyeceğim. Ki o zamanlar biliyorsunuz yetimler çok fazlaydı. Evet. Bir gecede yetim kalındı. Bazen mesela söylenir burada da yetimler var diye de. Tabii ki var. Burada da daha çok mültecilere yönelik çalışmalarımız var. Ama oradaki yetimler farklıydı. Şöyle. Çünkü okullarda oldukları için çocuklar, çocuklar kurtuldu. Ama anne baba, çocuklarda mal sevgisi, mal kavramı oluşmamış daha. Ama anne baba onu, hala ben unutmam mesela. Evden çıkmış ama birkaç adım atmış aklına geliyor. Evde şuyum vardı. Mutlaka bir altını, parası, pulu, kıymetli eşyası yani. Onu almak için geri dönünce bir daha geri dönemedi. Ama çocukların böyle bir kavramı yok. Bir de bilinen bir yer mesela öğretmenleri, okullardaki görevliler onları dağlara doğru yönlendiriyorlar ve kurtuluyorlar. Daha bilinçli kişiler tabii olduğu ama için. Ama orada bir okulu gösterdiler. Bir çukurdu. Düşünün ki şöyle içe doğru tamamen. Dediler, obruk gibi. Evet. Burada dediler daha önce bir okul vardı ve şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. O şekilde bizi mesela gezdirdikleri zaman. Yani bu yurt dışında dediğimiz zaman bu şu anda kuraklıktan, bir takım işte sömürgelerden vesaireden dolayı Afrika'yı düşünelim mesela. Afrika'da hemen hemen her ülke, yani çok müreffeh bir ülke yok. Baktığımız zaman gördük açlık da var, yokluk da var, yoksulluk da var, her şey var. Haliyle dedik ki müminler kardeşse bizim elimiz nereye kadar ulaşırsa, Pakistan'ı olsun, Arakanlılar. Yani onlar ağlarken şu anda da aynı şekilde bugün bayram dedik mesela. Evet. İnşallah-u Teala. İşte o coşkuyu başa dönecek olursam, evet, o coşkuyu şahsen ben kendi adıma yani çok fazla dillendiremiyorum. Çünkü peygamber şeyden atamıyorum. Peygamber kafamdan atamıyorum. Peygamber, evet, Efendimiz gibi söylüyorsunuz belki de. Benim bildiklerimi bilseydiniz çok az güler, çok ağlardınız diye. Bu onu, iletişim evet, kanalları... Çok söyleriz gerçekten. Evet. Siz benim bildiğimi bilmiş olsaydınız az güler, evet, çok ağlardınız. Evet. Yani bunun sıkıntısını çeken birileri olması gerekiyor. Bugün mesela ben şey olarak söyleyecek olursam, Hazreti Hatice Tülkübra anamızı alalım.
nasıldı? Veya Peygamber Efendimizin bu bayramla alakalı biliyorsunuz çok meşhur bir şeyi vardır biliyorsunuz hadisi. Hani bayramda gidiyor. Mutlaka bir şey için gidecek işi vardır. Ama çocukları görüyor sokakta. Çocuğun bir tane çocuklar işte gülüyor, oynuyor o günün şartlarına göre neyse. Ama çocuğun teki bir köşede biraz mahzun, biraz üzgün. Resulullah Efendimiz diğer çocukları bırakıp o çocuğun yanına yöneliyor ve diyor ki sen niçin arkadaşlarınla beraber değilsin? O da diyor ki ben diyor yani içimden gelmiyor çok fazla çünkü diyor annem yok, babam yok. Bana bayramlık alınmadı. Mesela bu bayramların en güzel yanı bayramlıklardır biliyorsunuz. Evet, bir çocuğu bayramlık almak çok başka tabii, bir şey. Evet. Şu anda onu biz mülteciler için ve yurt dışı için yapıyoruz daha çok. Evet. Öyle niyet ettik. Yani savaştan dolayı yetim kalan çocuklar veya işte Afrika gibi bir takım sıkıntılardan dolayı bazı imkanlara işte oyuncaktan tut da birçok şeye bayramlıklara ulaşamayan çocuklar onları tercih ediyoruz. Gözümün önünden o meşhur resim gitmiyor. Ölmüş olan annesinin babasının kıyafetlerini taşıyan küçük bir çocuk. Evet, böyle çok örnek var. Belki yaşayamıyoruz. Özlem Hanım şunu sormak istiyorum. Şimdi bir sivil toplum kuruluşu tabii. İlke, İlim, Kültür ve Dayanışma Derneği. Bizim bir de vakıf geleneğimiz vardı. Bu vakıf geleneğimiz ve günümüz STK'larını değerlendirirseniz vakıflara nasıl bir adım atılmalı? Örneğin herkes İş Bankası hisselerini konuşuyor ama Vakıflar Bankası vakıf hisseleri. Bu açıdan bir değerlendirme yaparsanız. Onları çok fazla biz dernek olarak da çok herhalde gündeme getirmedik. Biz yani daha çok sivil toplum olarak Gönüllülüğe dayanan, gönüllülük bilinci biliyorsunuz. Gönüllülük fi sebilillah'tır yani. Evet. Tabii ki kurumsallaşmak, vakıf olmak çok, çünkü bu Osmanlı'da da çok biliyorsunuz. Medeniyet böyle çünkü. Tabii. Çeşmeler, hanlar, hamamlar, hemen her şey vakıf malıdır. Ve o hatta vakfetmek sadece şeyde değil. Mesela bizim söyleyince şimdi aklıma geldi. Köylerimizde meyvelikler vardır. Evet. Özellikle dut bizim o tarafta çok olur mesela. Evet. Onlardan herkes yemez. Sadece ihtiyacı olanlar. Ölseler bir tane o dutlardan alıp yemezler. Bunlar vakıf malı derler. Vakıf diyerekten vakfedilmiş onlar. Bakılır, kazılır, edilir, budanır, her şey yapılır. Ama hali vakti yerinde olanlar kesinlikle yemezler, dokunmazlar. Bunlar vakıftır diyerekten. Bu yollarda gördüğümüz dutlar eziliyor, dökülüyor, kimse almıyor. Bu sebepten mi? Bu altyapı olabilir, mıdır? Olabilir tabii, olabilir. Yani ben kendi memleketimi, köyümdekilerini söylüyorum. Çünkü bu şehirde şekilde, bunu yaşıyoruz. Tabii. Kimse dokunmuyor, tabii. Ezilip gidiyor. Tabii, o zaman onu da herhalde bir toparlayıp ihtiyaç sahiplerine vermek gerekiyor. Birincisi o, ikincisi de ihtiyacı olan alabilir. Evet. Fakirdir, fukaradır, yetimdir vesairedir. Onu onlar da bilirler zaten. Onlar alabilir, onlar toplayabilir. Ama hali vakti yerinde olanlar bunu yapmazlar. Özden Sönmez bir unutulmuş geleneği söylüyor. Aslında hep yoldan geçerken aklımıza gelen bu kaldırımlar, batmış dediğimiz meyveler, başta dut, erikler. Evet, evet. Neden alınmıyor? Evet. Çünkü ihtiyacı olan alsın diye bırakılmış. Sadaka taşları gibi. Bir nevi evet. Sadaka taşları mesela ben onu çok düşündüm. Çok da güzel bir şey. Hani derneğin önüne mutlaka arkadaşlar bir tane koyalım. İstanbul'da bir arkadaş koymuş. Yalnız hangi dernek, hangi semt? Fatih'te ama derneğin adı aklımda yoktu. Fatih'te ama. Evet, Fatih'te. Çok güzel. Daha önce bizde yetişmiş bir kardeşimizdi. Bizimle biraz birlikte oldu. Küçük çocuğu vardı. O da yine bizim anaokulumuzda biraz yetişti. Çok da çalışkan, meraklı, iyi niyetli, ihlaslı bir kardeşimizdi. İstanbul'da gittim, yerini gördüm. Küçük bir yer ama çok güzel. Orayı aynen, çünkü insanların bir dış görünüşü var, bir de iç dünyası var, iç alemi var. O iç alemini tamamen yansıtmış. Farklı bir çalışması vardı. İnşallah ben onun ismi aklıma gelirse söylerim size. Evet, iç alem. Belki de bu Sayın Özden Sönmez, bu insanlar iş yükü olarak hani fiziki çalışmayı zor gösterirler. Çok şükür bugün iş koşullarında fiziki çalışma değil de insanın bütün çalışmalarının karşılığını iş olarak tanımlıyoruz. Evet. Sizin gibi STK'larla çalışan vakıf insanların
kalbi, böyle vicdanı daha mı çok yoruluyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, vicdan, evet, o yorgunluk, o ağırlık daha doğrusu. Mesela bazı sorunlar vardı, mesela ev sorunu, çoluk çocuk vesaire. Ne yapar? İnsanın uykusunu kaçırır, değil mi? Bugün uyuyamadım şundan dolayı deriz. Ama işte bu sorumluluklar da senin uykunu kaçırabiliyor. Evet. Yani bunun için nasıl bir çözüm üretmeliyiz? Açlık, yokluk, yoksulluk, perişanlık, eğitime ulaşamamak çocukların, özellikle çocukların, özellikle annesiz babasız olan çocukların. Çünkü bizim derneğin en büyük çalışmalarından bir tanesi budur, koruyucu ailelik. Ama şartımız şu, ya savaşlardan dolayı ya da dediğimiz gibi işte Afrika gibi bir takım imkanlara ulaşamayan açlık, kuraklık, yokluk, yoksulluk. Tabii oralarda bir de sömürge ülkeleri çoğu zaten. Bundan dolayı da yoksa yok değil ki, yeraltı zenginlikleri, her şeyleri var ama hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Hatta bazen hayret etmişimdir Somali'ye gittiğim zaman. Hayret ettim, dedim niye böyleler, veya işte diğer ülkelere gittiğimde de aynı şekilde. Çünkü imkanlar alınmış elinde. Birçok kapı kapatılmış, o kapıları tek başına aşamazlar. Ancak işte vakıf olarak, STK'lar olarak, STK çok önemli. Mesela bizde sivil toplum kuruluşları şimdi çok şükür güçleniyor. İlk kurulduğumuz zaman üye bile olmaya korkarlardı. İşte oğlumdan dolayı, kızımdan dolayı, eşimden dolayı vesaire üye olmama gerek yok. Halbuki üyelik sorumluluğu tam olarak üzerine almak demek. Ki bir 15 Temmuz'da yaşadık, tabii. Onun da sıkıntılarını görüyoruz. Evet. Onun için bir şeyin içinde olduğun zaman sahipleniyorsun. Ben burada bir bireyim. Ben üzerime düşeni yaparım diyerekten. Evet. Ondan dolayı şu da çok önemli. Toplumun yarısını oluşturan, yarısını da yetiştiren kadın sadece evde olmamalı. Toplumda, hayatın içinde, daha doğrusu hayatın içinde üzerine ne düşüyorsa onu yapabilmeli, yapmalı. Bu konuda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yani mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Ne yaparlar onlar? Her halükarda iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler. Çünkü birbirlerinin kardeşidir diyor. Yani bir karındaşlar vardır kardeş, bir de inanç olarak da bizi birbirimize yakınlaştıran, birlikte hareket etmeye sevk eden şey nedir? İnancımız. Bunun için yola çıktık. Buradan şunun altını çizelim mi hemen? Maalesef magazin deyince basınımızda 3. sayfa haberi oluştu gazetelerden gelen. Burada da hep böyle kötü insan ilişkileri, evet, başa gelmiş kötü olaylar. Bu dediğiniz birbirinin kardeşi olmayı tesis edemediğimiz için mi oluyor? Buradan mı kaynaklanıyor? Mutlaka. Çünkü elinden, dilinden emin olması gerekiyor. Namusundan emin olması gerekiyor. Ama bugün mesela komşusu açken hemen oraya da şöyle kısacık şöyle bir bakalım. Tok yatan, yani öyle bir peygamber ümmetiyiz ki bizden değildir diyor. Evet. Çok ağır bir şey bu. Ama biz bunun farkında değiliz. Bunu ezberliyoruz. Hani 40 hadise ezberler gibi. Bunu ezberlemekle olmaz. Bunu yaşayabilmeliyiz. Şöyle bir öneri yapalım mı izleyicilerimiz, bizi dinliyorlarsa? Bayram günündeyiz. Yani kurban etleri vardır evde. Bu kurbanınız, yani komşunuzun kurbanı olsa da olmasa da birbirimize kurban, kurban yani üçe ayrılır diyoruz, evet, ya, evet. Kurban üçe ayrılır. Yani kesse de, yani komşumuz, yine de verelim. Yani hiç kapısını çalmadıysak yine de bir bugün bayram vesilesiyle Özden Sönmez'in söylediği gibi, evet, herkes birbirine kurban eti iletsin mi? Şimdi bu pandemi dolayısıyla biliyorsunuz Ramazan'ımız da, bayram da aynı şekilde biraz bana göre, tabii ki katılmayabilir dinleyicilerimiz de, buruk oldu. Çünkü özellikle bizim yaşımızdakiler istiyoruz ki evimiz gelin, yani ben bayramda çok fazla, bugün buradayız ama çıkmam dışarıya inşallah. Elimiz öpülsün isteriz, daha önceden işte bir şeyler yaparız bir falan. Bir küçük filan. Canı sevmek istiyoruz, bir çocuğu sevmek, tabii, istiyoruz, sevemiyoruz. Ama şimdi torunun bile sana yaklaşmıyor. Çok büyük bir imtihanda. Şu anda dünya imtihanda. Müminler de, Müslümanlar da hepimiz imtihandayız.
Kabe kapalı sayılır. Medine-i Münevvere kapalı sayılır. Mescid-i Aksa kapalı sayılır. Çünkü orada bin bir türlü zorluklarla ilk kıblemiz diyoruz. Namaz kılmaya çalışacaklar ama namaz saatleri bile bayram namazı saatleri bile değiştirildi. Bayram öncesi gördük haç görüntülerini, şemsiyeler birer adım sırayla. Evet. Tabii. Evet. Bütün bunlar değişti. Evdeki de tabii ki evdeki yaşantımızda da yine aynı şekilde değişiklikler var. Ama biz yine de bunu ihmal etmeyeceğiz. Kurban kesenler biz genellikle yurt dışına, çünkü yetimlerimizin olduğu ülkelere bölüyoruz. Üyelerimizin veya bizi tanıyan kardeşlerimizin kurban bedellerini göndererek bu şekilde yurt dışında kesmeyi tercih ediyoruz. Ama yine de kesenlerimiz burada aynı şekilde hemen dolapları hazırlayıp dolaba doldurmayalım. Bu vesileyle kapısını çalmadığımız komşumuza bir merhaba demiş oluruz. Hayırlı bayramlar demiş oluruz. Belki de bu şekilde bir sevgi bağı da oluşmuş oluyor gerçekten. İnşallah bu biraz zor. Hani şimdiye kadar kapısını tıklatmadığımız birisini nasıl tıklatacağız diyerekten. Ama yine de yapmaya çalışalım. Veya onun dışında da yine aynı şekilde. Eskiden hep derlermiş ki 3 günden fazla evde durmamalı. Yani evet. Ne derece doğru onu tabii ki şey evet. yapmıyoruz ama benim de böyle bir aşinalık kulağımda. Ama maalesef işte verecek yer yok, bahanelerimiz oluyor. Ama işte kurumlar var, kuruluşlar var. Biz ilk der olarak da mesela Ankara'da ilgilendiğimiz 100'e yakın mülteciler var. Her ülkeden biliyorsunuz. Önceden mesela Güneydoğu, işte Diyarbakır'dır, Urfa'dır, Mardin'dir oralara kadar gidebiliyorduk. Çünkü sınır olduğu için özellikle Suriye'den, İdlib'den gelenler oralarda oluyordu. Şimdi hepsi Ankara'dalar zaten. Türkiye'nin her yerindeler aynı zamanda. Haliyle onların halini hatırını sormak, onunla birlikte yani kurban etiyle birlikte bir kutu şeker vesaire yaptırmak veya işte tahmin ediyorsak çocuklar varsa oyuncakları falan filan kapılarından içeriye giremesek bile hani bu işte o korku içimize şey oldu ya artık yani yerleşti gibi bir merhaba desek kapılarına gitsek inanın işte haca da gidemedik diyoruz ya hac sevabı elde edilmiş olur gerçekten bir mazlumun bir ihtiyaç sahibinin bir yetimin ihtiyacını gidermek veya kapısına gidip halini hatırını sormak ve işte o hediyeleri hediyeleşme diyoruz. Kurban eti de dahil olmak üzere bıraksak eğer bunu yapamıyorsak bu konuda sivil toplum kuruluşları zaten aracı kuruluştur. Evet. Aracı kuruluştur. Ben onu söylüyorum zaten her zaman. Biz alan elle veren elle köprü. Alan el arasında köprü vazifesi görüyoruz. Evet. Başka bir şey yaptığımız yoktur yani. Alan el veren el köprü vazifesi. Bazıları şunu yaparlar. Bu da doğrudur belki. Alan elle veren eli bir araya getirirler. Hani sen bundan sonra hayırını şuraya yap diyerekten. Biz daha farklı öyle düşünüyorum. Ömer Seyfettin'in aslında de, diyet gibi. Diyet evet, olmasın belki evet, de. İkisi de birbirini görmesin. Evet. Gördüğü zaman. Diyet olmasın. Tabii. Evet. Yarın herhangi bir şey dediğiniz gibi diyet çıkar. Sana şunu yaptım da bunu yaptım. Kolunu şimdi, koymasın. Evet, karşılığını bekliyorum gibi olmasın diye biz köprü vazifesi görüyoruz. Alan elde bizimle muhatap oluyor. Veren elde bizimle muhatap olmuş oluyor. Ve yıllardır bunu sürdürüyoruz. Çok şükür elhamdülillah 1994 resmi kuruluşumuz tabii ki. O zamanlar tabii ki biz daha farklıydık. Özellikle kurucu imzalarını atan kardeşlerimiz o zaman işte üniversite okuyorlardı. Bin bir türlü zorluklar vardı biliyorsunuz. O zorluklardan buralara geldiler. Şule Yüksel Şenlere de Allah rahmet eylesin bu evet. bayram gününde. Tabii, çünkü çok özel bir insan. Çok özeldi tabii ki. Gerçekten o da aynı şekilde. Dünya nimetlerini elinin tersiyle itmişti biliyorsunuz. Ayşe Şasa'ya keza. O da Allah rahmet eylesin. Çok tabii. Hepsinin farklı farklı emekleri vardır yani. Evet. Efendim tam burada hani derler tamam vahiy bilgisini çok güzel anlattınız. Onun nasıl hayata geçireceğini sonra kendinizin ilmi uygulayacağını. Bir de tabii insan üzerinden gidelim. Özellikle mesela hemen aklıma gelen Somali gezinizden başlayarak kişilerden olaylardan örnek vererek anlatın ki izleyicilerimize bu bayram gününde sizin aslında paylaşımlarınızı yaşadığınız olayları, acı tatlı noktaları, hatıratları bir dinlemiş olsunlar. Şimdi Somali'ye mesela nasıl gittiniz? Somali'den önce Pakistan'ı anlatayım. Tamam. Şöyle. Bu arada Sayet Münevver Hasan değil mi? O vefat etti herhalde. Evet. Allah rahmet eylesin. Pakistan deyince. Evet. Pakistan'a Ramazan'ın ilk günüydü. İlk günleri o
deprem biliyorsunuz ilk günleriydi evet. Ramazan'ın. Hemen haftasına aynı hafta kermes yaptık. Ama tabii ki bu hayır çarşıları önceden çok rağbetteydi ve bir gelir kaynağıydı. Ve arkadaşlar artık bilezikler, yüzükler, küpeler, her şey. Çünkü onlar da bize daha önceden öyle bir katkıda bulunmuşlar kadınlar. İş Bankası'nın parası, Hint Müslümanlarının parası. Bütün ya, yani Pakistan, Bangladeş, evet, Arakan. Evet. Hemen arkadaşlar dedim kermes devam ederken biz gidiyoruz. Üç arkadaş gittik. Hangi şehre? Direkt Ulaanbaatar başkente indik. Ondan sonra Muzafferabad'da çok olmuştu biliyorsunuz. Evet. Oraya gittik. Orada tabii ki yine deprem devam ediyordu. Yattığımız evde bile bir doktor Rıza devam ediyor. Unutmadım evet. Onun evinde misafir olduk ve gece de hiç yatmadık. Çadırlar kurulmuş. Hastaneler dolu. Doğumlar oluyor. Hatta orada iki doğuma şahit oldum. Ve kız olana kendi adımı verdim. Ama daha sonra bulamadım. Çok aramama rağmen bulamadım. Bir ayrı hikayesi aslında. Evet, onu bulamadım. Çok aradım yani. Özel sene kaç yazdım. Doğum? 90 kaçta? 2000 kaçta olmuştu? 2005-2006'da olmuştu sanıyorum. Tarihlerde yanılabilirim. 2006'da. Evet. Kızın ismi Özden, Pakistan'da yaşıyor. Pakistan'da Özden, evet. O zaman buradan biz sizle beraber kontak kuralım. Pakistan Büyükelçiliği belki bir aile filmini daha erken hayata geçirir. Şöyle dediler, onu işte dağ köylerinden gelmişler ve tekrar dağ köylerine gittikleri zaman o zaman onlarla diyalogları kesilmiş, bana o zaman gelen bilgi, diyalogları kesildiği için bulamadılar yani. Ama belki daha detaylı bir araştırmadan sonra çıkabilir. Ama bu gittiğimiz yerlerde Aceh olsun, Pakistan olsun, Endonezya Aceh çok daha uzak. Ve orayı öyle bir şey ki insan rüyasında da görse yoramaz. Yani ben şahsen kendi adıma oraya gideceğim. Böyle bir şey yani mümkün değil. Rüyada yoramazsın. Demek ki Allah-u Teala nasip ediyor. Allah nasip etmeden hani diyoruz ya bir yaprak bile kıpırdamaz diye. Bir de isteyeceksin gönülden. Mesela işte bayram. Bu bayramda nerede tatil yapalım diyenimiz de olabilir. Evde kalalım. İşte biz büyüğüz. Çoluk çocuk gençler gelsin. İşte o bayram tadını evet. Herkes görsün işte bayram ne bileyim ziyaretimiz. Sevincini ortak paylaşsın vesaire. Gerçi bu arada belirtelim Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya arz-ı hürmetler de ederiz hakikaten dünya çapında değeri biliniyor. Çok evet. Fazla ziyaret etmeyelim birbirimizi de. Evet ki bu özel bir şey yaşıyoruz evet. Yani şu özel, özel bir dönem bir, pandemi. Tabii, dünya olarak ve biz ümmet olarak da özel bir şeyden geçiyoruz, sınavdan geçiyoruz inşallah Teala. Ve oraya gittiğim zaman Pakistan'da şeydi de aynı şekilde. Ben biraz dil özürlüyüm onu söyleyeyim. O da bir yetenek. O da ayrı bir yetenek. Evet. Evet. Çünkü koşuşturmaktan toplumun o kadar çok sorunu var ki birdenbire o sorunların içine girince yani şöyle bir ay oturayım da bir yerde kendim oturayım şunu yapayım bunu yapayım diyemedim tabii ki. Onun için çat pat. Ama insan isterse çok güzel anlaşıyor. Gerçekten gönülden gönüle bir yol varmış. Evet. Hiçbir yerde asla sıkıntı çekmedim. Zaten tercümanın da oluyor ayrı mesele. Ama sanki biz 40 yıllık dostmuşuz gibi. Zaten Osmanlı diyorlar zaten hani Osmanlı'dan. Türkiye'den geldim der demez Türkiye kelimesinden çok Osmanlı kelimesi kullanılıyor. Kadınlar yine aynı şekilde Pakistan'da. Hepsi birden oturdular. Biz tabii ki emanetleri orada açınca. Ben tahmin etmedim pek öyle o kadar ağlayacaklarını. Türkiye'den demek ki bizi bu kadar düşünüyorlar. Siz geldiniz yeter diye. Ondan sonra zaten o yol açıldı ve bütün STK'lar biliyorsunuz sürekli gidildi gelindi. Ama biz biraz daha farklı hareket ettik. Orada hemen bir yetimhane. O kermeslerin, o hayır çarşılarında, hayır çalışmalarımızdan elde ettiklerimizde hemen akabinde beraber gezdik orada. Arsasını yerini temin ettiler. Dedim hiçbir şeye söz vermem zaten inşallah derim. İnşallah gidiyorum dedim. Ama dedim en kısa zamanda tekrar geleceğiz. Siz başlayın evet. Yetimhaneye. Orada biliyorsunuz kız çocukları alınmıyor. Kız çocuklar daha çok yetimhanelere.
Sonradan biz bir yer yaptırdık, Murre denilen bir yerde. Orada bir binayı özel olaraktan yaptılar. Çünkü dağ köylerinden, dağlık biliyorsunuz o Keşmir taraflar. Bu bayram gününde herkes bu milletin neler çektiğini de çok iyi bilsin. Kazım Karabekir'e de rahmet olsun. Çünkü o yollardan erkek ve kız çocuklarının hepsini toplamıştı. Hatta Ermeni çocukları da toplamıştı. Biz böyle bir ülkeyiz, böyle bir yerden geliyoruz, bunu bilelim. Türkiye'nin konumu çok farklı. Gerçekten ben birçok ülkeye gittim. Her yerde ben bizim ülkemizden gelen STK'lar hep aynen çoğunluğu bizim gibi gönüllü. Gönüllü olarak, yani ellerini taşın altına koymuşlar. Ellerinden geldiği kadar oradaki neyse o sıkıntıyı paylaşmak için birbirimizle yarışıyoruz. Bir de izleyicilerim şunu bilsinler. Dünyaca ünlü birçok insan ki Robert Maxwell'in kızı 60 küsur yaşında tutuklandı. Gerek çocuk ticareti, gerek o bir takım çocukları istismarla ilgili meseleler de olabiliyor. Bakın siz Somali dediniz ama ben hemen yine Aceh'e gideceğim. O ilk dönemde biliyorsunuz çok fazla organ mafyası vardı. Evet. Biz onlara şahit olduk. Çocuk istismarı da var. Tabii uçak, helikopter iniyor. Önce onlara bir dağın başına şu parklarda olan döner. Evet. Dönme dolaplar. Dönme dolap, evet. Yapmışlar. Çocukları eğlendiriyorlar. Ondan sonra bir gezdiriyorlar helikopterle. İki gezdiriyor. Üçüncü de aldı götürdüler. Evet. 50 bine yakın. Bizzat şahit oldunuz Aceh'de buna. Tabii, tabii. Pakistan'da da oldu. Çünkü ana yok, baba yok. Kim sahip çıkacak onlara ilk önce? Hiç kimse. Devlet yok. Evet. Şimdi işte dediğimiz gibi her tarafta gördüğümüz gibi işte Somali'ye kadar, Çad, Nijer, her tarafta bizim Gazze'de de güzel çalışmamız var inşallah. Orada da bir yetimhanemiz var. Ve oradaki yetimhanemizi aynı Ramazan bitmeden Kadir gecesinde o zamana kadar o okulun bir miktarı, 4 kuruluş birlikte yapıldı. Evet. 4 kuruluş ortak olarak da birlikte o miktar, onların söyledikleri miktarı, miktara ulaştık daha doğrusu. Ve onu aldığımız gibi gittik. Kadir gecesinde oradaydım. Hatta o zaman telefonu da o telefonu özellikle aldım. Hani ışık telefonda, cep telefonları o kadar şey değildi, ufacıktı. Biraz büyüğünü gidiyoruz. Arkadaşa bir telefon lazım olacak. Ne yapalım, ne edelim? Telefonun ışığını yakarak, çünkü hiçbir şey yok. Karanlık dağ başı. Çadırların içinde dolaşarak geçmiş olsun vesaire vesaire dedik ve orada Aguş ana kucağı diyerekten yetimhanemiz hala devam ediyor. Aguş, Gazze'de. Yok, şeyde. Pakistan'da. Pakistan'da, evet. Rawalpindi şehrinde. Rawalpindi'de, evet. Evet, orada. Çocuklarımızla olan diyalogumuz da devam ediyor. Daha sonra da ziyarete gittik. Ondan Gazze'ye de aynı şekilde Allah nasip etti. Orada da aynı şekilde çocuklarımız, ama bu son zamanda o bombalanmalar vesaireler olduktan sonra çocuklar ailelerinin yanlarına, yakınlarının yanlarına, dede, nine, kim varsa yanlarına yerleştirildi. Biraz problemler var. İnşallah toparlarlar yani. Ama çocuklarla olan diyalogumuz, yetimlerle olan diyalogumuz. Çünkü onların her ay belli bir ücreti var. Yani yetim bursu gibi. Onları biz her ay alınıyor. Ama siz kime verdiğinizi bilmiyorsunuz yani. Kurumdan kuruma, yani partner kuruluşumuz var. Buradaki ailelerimiz bize teslim ediyor. Biz de oradaki partner kuruluşumuza, Cemaat-i İslami. Bu şekilde onlar da çocuklara, ama onlarla da gittik, gördük. Aynı yerde beraber olduk, beraber acılarını paylaştık. Çok farklı bir şey. Yani kendi torunların gibi görüyorsun onları. Özellikle benim yaşımdaki arkadaşlara tavsiye ediyorum. Mutlaka kendi torunlarının dışında torunları olsun. Kadın erkek ayrımı yok. Dedenin de torunu olsun. Ninenin de torunu olsun. Annenin babanın da aynı şekilde. Eğer biz o çocukların ellerinden tutmazsak, o çocukların ellerinden tutacak olanlar hazır zaten. Aceh'de anlattınız. Onu anlattım gibi. Ama biliyorsunuz Suriye'den de aynı şekilde. On binlerce çocuk nerede? Şeye gittiler, Almanya'da. Yok, izleri yoktu bu çocuklar. Hangi sektörü aldı bunu? Seks sektörü var, mafya var, başka şeyler var. Yani bu çocuklar nerede acaba? Hiç arayan yok, soran yok, Allah göstermesin. O çocuk kendi başına, işte uykuların kaçabiliyor. Acaba bu çocuk şu anda kimin elinde? Ne oluyor? Başına ne geliyor?
Bu çocuk yarın ne olacak büyüdüğü zaman? Potansiyel suçlu olacaklar bunlar veya her istediklerini yapacaklar. Yani şu anda bilim ilerledi vesaire oldu, işte pandemi nasıl çıktı. Bunlar ayrı ayrı konular tabii ki, bugün bayramın konuları değil diyoruz. Somali'de de aynı şekilde. Bayram bir çocuğun elinden tutmak mı? Öyle diyebilir miyiz? Tabii. Peki Özlem. Sevindirmek. Evet, sevindirmek. Biz mesela şu anda çocuklar sevinemiyorlar. Çocuklarımıza hediye alacağımız zaman bu özel günleri beklememiz lazım aslında. Veya hediye de değil, ihtiyacı olan şeyleri alacağımız zaman da üstüydü, başıydı, falanıydı, filanıydı. Hani anlatılır ya, işte ayakkabısını başucuna koyar çünkü bayramda giyinecek. Aldığı işte gömleği kırışmasın diye ona göre hareket eder. Şimdi böyle bir şey yok. Çünkü lep demeden hemen ne istiyorsa anında alınıyor. Alınacak zaten, alınması olmaz. Yoku bilmesi gerekiyor. Hayırı bilmesi gerekiyor. İşte öyle bir zaman gelecek ki çocuklar hani annesine babasına dil uzatacak. Yani dil uzatmak demek karşı gelmek demek. Ve bugün bunları yaşıyorsak demek ki bizim de bir takım eksiklerimiz var. Mesela bundan 10 sene önce diyelim, 5 sene önce diyeyim. 5 sene önce dernekte özellikle yaz döneminde çocuk kaynardı. Bu çocukları nasıl öğleden önce, öğleden sonra, cumartesi ayrı, pazar ayrı, diğer günler ayrı, yatılısı ayrı, nasıl hepsine ulaşalım diye uğraşırdık. Şimdi? Şimdi yok. Şimdi torunlarımıza bile ulaşamıyoruz yani. Evimize gelseler de hani sarılalım desek, yani onlar da artık alıştılar, uzak duruyorlar. İşte anneanne, babaanne, sizi sevdiğimiz için uzak duruyoruz. Biz de diyoruz ki işte sizi sevdiğimiz için gibilerden. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Yakalayamıyoruz ama inşallah yakalarız. İnşallah yakalarız. Peki, bugünler geçecek inşallah. İnşallah. Tabii ki bunları bir an önce atlatalım diye devlet başkanımız da söyledi. Efendim tabii önemli bir husus da şu. Olumlu örneklerden verirsek, bu dokunduğunuz çocuklardan yıllar içinde 2000 yılından 2020'lere geldik. 20 sene geçti, böyle olumlu başaran, okuyan, okumunu bitirmiş olanlar var mı, örnekler? Yani tam olarak takip ediyorum diyemem çünkü arkadaşlar bilirler, yönetimdeki arkadaşlar bilir ama ben şahsen kendi adıma biraz... Gelen haberler size. Evet, yani milletvekiline kadar var inşallah. Milletvekili. Evet, inşallah. Yani oradan yetişir. Tabii özel olduğu için abi, isim vermiyoruz tabii. Yok, evet, isim vermeyelim. Yine belli yerlerde olanlar var. Ama bir tanesinin sözünü hiç unutmuyorum. Bu Bosna döneminde, Allah rahmet eylesin, Selami Yurdan mıydı? Soyadı Yurdan'dı galiba. Onun nasıl olduysa biz o bir... tiyatro, yani oyun şeklinde getirmiştik hayatını. Daha doğrusu Bosnalı çocuğun. O çok güzeldi ama tabii ki onları işte o zaman kaydetme imkanımız olmadı tam olarak. Çünkü hep amatörce çalışmalar oldu. Yani böyle bir profesyonelce çekim vesaire olmadığı için. Gerçekten şimdi onları yapamayız. Şimdi de zaten çok ihtiyaç yok galiba. Her çeşit filmi izliyor çoluk çocuk çünkü. Medyada kirlilik çok çok fazla artık. Yani dezenformasyon çok. Tabii kirlilikten de öte yani. Medyadan ne kadar uzak dursak herhalde o kadar temiz olacağız. Ve efendim tabii Kurban Bayramı olduğu için biraz bayramın üstünde de duralım sizinle. Ha, orada o çocuklar unuttum, onu hemen söyleyeyim. O şeyi birkaç skeç peş peşeydi. Bir tiyatroyla ilgili bolsa. Sabah namazına kalkma şeyi vardı. Hani işte tam kalkacaksın... İşte birileri diyelim artık, yani bir iç sesi diyelim artık, başka türlü demeyeyim de. İşte yat yat daha vakit var der, bir de bakarsın ki namaz namaz Selat ayrıl minel dev. Sabah namazının vakti geçmiş. Buna benzer çok güzel bir skeç vardı. Kısa kısa geçtim. Yıllar sonra o çocukla karşılaştım. Ve dedi, o gün o skeçte rol almıştı o. O gün bugün dedi... namazımı bırakmıyorum. Sabah namazını, evet. Evet, ve o gün bugün hiç unutmam dedi.
Demek ki bizim hiç bilmediğimiz faydaları oluyor inşallah. Evet, çocuklara dokunmak evet. çok önemli. Evet. Şimdi efendim tabii bayram demişken biraz sonra doğru gidiyoruz. 10-15 dakika kadar kaldı. Kurban Bayramı'nı nasıl yaşamalı mı diye sormalı. Mehmet Doğan Hocam da kulakları çınlasın. Yaşamak, yaşam kelimesini çok kullanmayın der. İdrak mı etmeliyiz? Kurban Bayramı'nı idrak mı etmeliyiz? Yaşamalı mıyız? Yani fark ne? Nasıl bir bakış açımız olmalı? Bizim kavramlarımız ne olmalı? Evet, bizim yani bazen bu şeyler de vardır biliyor musun? Önemli günler mesela Kadir Gecesi diyelim. İşte Berat Kandili hani çok yerleşmiş artık halk arasında. Bazen işte bunların gündeme gelmesi gelmemesi veya o günlere özel bir takım ritüeller diyelim yapılıp yapılmaması konuları hep tartışıla gelmiştir yani tarih boyunca. Ama Ramazan ve Kurban Bayramlarımız bizim. Çünkü kurbanını kes diyor Allah-u Teala birçok yerde Hac suresinde olsun. Tabii ki hacca gidenlerin çok daha farklı ama biz diğer ülkelerde bizim kadar yaygın değil biliyorsunuz. Evet. Vacip olan bu kurban ama Türkiye'de en büyük ibadetlerden biri. Türkiye'de bir, evet. Çok yaygın. Yani belki işte diyelim ki işte İslam'ın şartlarından namaz, diğer ibadetler, oruç yine aynı şekilde çünkü bu yaza geldiği zaman oruç Ramazan geldi mi gelmedi mi çok fark edemiyoruz biliyorsunuz. Ama kurban olmazsa olmaz. Belki bu ailecek, büyük küçük, işte dede, torun hepsinin veya işte dediğimiz gibi çevremizdeki fakir fukara olmasa bile hadi fakir fukara evet ama onun dışında konu komşunun dahi kesemeyecek olan. Çünkü bu mali bir ibadet çünkü. Kesemeyecek olanların dahi o sevince ortak olduğu bir şey artık alışılagelmişti. Mesela şahsen ben de kesmeden mesela yurt dışına gönderdik diyoruz ama mutlaka evde de olması gerekiyor. Yani kesmeden, o kanı görebilmek evet, yani Allah için. Yani adamak. Evet. Kurbaniyet. Tabii. Mesela yurt dışına gönderenler dahi mutlaka onun videosunun gelmesi lazım. Adının okunması lazım. Onu görmek istiyor. Görmeyince mutmain olmuyor. Yani acaba kesildi mi kesilmedi mi? Bu ibadet çünkü ibadet olduğu için hani bu ibadet yerine geldi mi gelmedi mi diyerekten bir endişe duyuyor. Hatta bir de iki rekat namaz hani kesildikten sonra. Tabii. Biraz daha bizim o doğu tarafta. Bu arada teşrik tekbirleri de tabii bayramın evet, güzelliği evet, hepimiz sabah namazıyla. Evet. Arefe'den evet. Başlayıp evet. Tabii dördüncü gününe kadar. İkindi namazını evet. İnşallah o Teala. Ne oluyor? Sürekli tekrarlıyoruz. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Allah'tan evet. Başka ilah yoktur. Hatırlıyoruz. Yani hem insan, de ıtri gibi büyük bir bestekar. Kolay da değil bu işi yapmak. Itri gibi evet. Evet. Yani unutmamak için. İnsan evet. Nankördür, insan cahildir, insan unutuyor. Neden beş vakitte gidiyoruz? Hatırlıyoruz. Hatırladığımız zaman... Yani kim yarattı, neden yarattı, niçin yarattı, nereden geldik, nereye gideceğiz, dün nasıl hareket edeceğiz? Dün akşam uzun uzun dinlediğim Necip Fazıl'ın yol onun, varlık onun. Hepsi. Yani varlık da onun, yol evet. Da onun. Yani evet. Yeris hep Angarya aslında. Unuttuğumuz zaman dünya diyor çok süslü bir şekilde seni anında içine alıyor. O zaman diyorsun ki şuna göre ben daha iyiyim. Seni daha farklılarıyla kendisini kıyaslıyor. Şuna göre ben daha iyiyim. Şuna göre hayır sen ona göre değil. Senin önünde örnekler var. Benim önümde Hazreti Hatice var. Benim önümde Hazreti Ayşe anamız var. Benim önümde babasının anası, bunu ben biraz fazla kullanırım, diye övülen, Ümmü Ebihi diye övülen Hazreti Fatıma var. Ben onlar nasıl hareket etmiş? Nasıl Hazreti Fatıma anamıza sorulduğu zaman komşu hakkı, komşu hakkı, komşu hakkı diyoruz ya komşuyu komşuya miras çıkıldı. Çocukları soruyor. Kim komşular diyerekten. Diyor ki işte sağdan, soldan, önden, arkadan. Yani 10'ar kişi, 40 kişi bir köy eder zaten. En az 40 kişi de. Şimdi de aynı şekilde. Eğer bir kişi, zaten inanıyorsanız 10 kişiye bedel, 7 kişiye, 70 kişiye bu artıyor. 10 kişiye bedelsiniz. 10 kişiyle ilgilenmiş olsak, yani ben bazen böyle bir hesap yaparım ben. Dünya nüfusu İşte 7 milyar mı diyoruz? Milyar diyoruz herhalde. Demek ki 7 kişiyle ilgilenmiş olsak bu iş bitecek. Tebliğ işi bitmiş olacak. Yer tamamen, yeryüzü tamamen Allah'ın oluncaya ve fitne kalmayıncaya kadar ne yapın diyor Allah-u Teala?
mücadele edin. İşte bu mücadelede ilk der olarak, İlke Kadın İlim Kültür Dayanışma Derneği olarak biz de varız. Biz de görülsün görülmesin, yazılsın yazılmasın. Zaten amel defterleri var. Onları açılacak, orada göreceğiz zaten. Size kendimle ama ilgili güzel bir olayı anlatmak Guinness istiyorum. Guinness Rekorlar kitabına girmenin bir anlamı yoktur yani. Size kendimle ilgili güzel bir olayı anlatmak istiyorum. Belki bizim medyanın kendimize hani iğneyi batırmasıyla ilgili tosun şu kadar kilo diye anlatıyoruz da. Bayramda işte alınmış kurbanlıklar, babaannemin, babamın böyle. Komşumuz bir de nişanlısı var, oğlu. Oğlunun tabii nişanlısının evine koç gidecek. Bir baktılar bizimki daha iyi duruyor. İstediler, onu gönderdiler. Hiç fiyat anlaşma yok. Siz onu beğendiyseniz tamam, helal, bunu verdik. Bu insanlıklarımız çok bizim aslında. Tabii. İşte yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek. Bu yani biz bunu büyüklerde hep görmüşüzdür. Hı. Kendisi yokluk içinde yaşamıştır. Ama başkalarını hiç bilmediğin, ismini duymadığın varlık içinde yaşatmıştır. Özellikle öğrencilere, talebelere diyelim daha doğrusu eski şeyle. Mesela kendisi hatta hani sağ elin verdiğini bazen öyle olacak ki sol el duymayacak yani. Ama bazen de alenin, çünkü STK olduğun zaman mecburen aleni yapmamız gerekiyor. Hele de bu tür ibadetlerin, ibadet diyoruz bakın, unutulduğu dönemlerde. Çünkü mesela bir tatile dünyanın parası verilebiliyor. Evet. Mesela bayramlar aslında tatil günleri değildir. Bayramlar kaynaşma, hal hatır sorma, daha doğrusu sıla-i rahim yapma. Bizim medeniyetimiz tatilden ziyade sıla-i rahim diyor. Tabii sıla-i rahim. Evet. Bunların olması gereken. Çünkü dediğimiz gibi insanız, unutabiliyoruz, cahiliz. İşte bir hastanın bugün mesela pandemiden dolayı işte huzur evleri denildi Avrupa'da. Birçok huzur evinde huzur bulmak için huzur evine her şeyini, varlığını yatıran insanların 15 gün sonra ölüleri, dirileri duyuldu. Onun için bu bayramlar vesaireler bizim işte başkalarının kapılarını tıklatacağımız, zillerine basacağımız, hal hatır soracağımız, bir ihtiyacınız var mı diyeceğimiz günler. İşte onun için de belki de 3 günden fazla bu et evde durmayacak. Ne olacak? İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Burada yoksa orada, orada yoksa mutlaka bir yerlerde vardır. Veya dediğimiz gibi sivil toplum kuruluşları buna aracı oluyorlar. Hani büyük sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları çok daha farklı. Bizim gibi küçükler daha farklı. Onlar bunu işte kavurması, şusu busu, yani hiçbir şeyini telef etmiyorlar çok şükür, elhamdülillah. Bazen farklı şeyler kulağımıza gelebilir. O zaman ne oluyor? İçimize bir hani kurt düşüyor ya, ne oldu ne olmadı. Hayır, önemli olan tabii ki araştıracaksın. Araştırmayacaksın değil. Biz ülke olarak da birçok şeyler yaşadık biliyorsunuz. Onun için araştırılacak evet, ama biraz da kişinin kendi niyeti önemlidir. Niyet ettim bu kurbanımı şurada kesmeye, şuraya bağışlamaya, şunu şunu yapmaya. Veya dediğimiz gibi işte yetim çocukları sevindirmeye, onlara bayramlıklar alınmaya. Çünkü yanımızdaki çocuklara falan alamıyoruz. Ben mesela bir şey duymuştum. Ondan sonra, çünkü bizde bir de ikinci el olayı vardır biliyorsunuz. Gerçi birisinin ikinci eli diğerinin birinci eli oluyor. İki yönü de var bunun. Çok zorlamadan. O toplumsa güzel. Yani herkes birbirinden eş, dost, komşu, arkadaş. Evet. Kendi çocuğuna küçük geleni öbürüne veriyor, giyiyoruz. Orada evet, güzel bir ilişkimiz evet var. Ama bu akrabalar arasında daha şey oluyor. Yani nasıl ki büyük kardeşin eşyasıyla küçük kardeş oluyorsa, yakınlarda da olabiliyor. Bu hepimizde olmuştur. Ama bazen bunun yanında mutlaka yeni şeyler de olması gerekiyor. Sevindirmek. Sizin başından beri dediğiniz bu bayram çocukları sevindireceğiz. Kullanmadığı oyuncağı diyelim varsa, onun yanında bir tane de yeni olsun. Yeni olduğu belli olsun yani. İşte birçok bir şeyler var ama onun yanında bir tane de işte tişört yeni olsun. Yani yeni olsun onun içinde. Kesinlikle. Bir çorap da olsa. Her şey yeni olmalı. Yeninin kıymeti çok farklı olmuş oluyor. Hele dediğimiz gibi birilerini sevindireceksek. Bu konularda da tek başımıza yapabiliriz ama ben STK'ların aracı olmaları gerektiğine inanıyorum. Onun için de işte vakıf derken belki şimdi oraya bir daha dokunayım. Evet. Kişinin kendisini vakfetmesi de. Vakıf insan olması evet, gerekiyor. Evet, vakfetmen gerekiyor. Yani günümüzün bir saati, o da çok çok önemli. Bir saat çok önemli. Ama yani evimizde işte komşuyla otururken, akrabayla otururken fuzuli zaman çok önemli. Belki işte asır süresi buradandır. Asra andolsun ki zaman çok önemli. Bizim boşa harcayacak zamanımız yoktur. Zaten boş şeylere dalanlarla
boş şeylere dalma diyor Allahu Teala Müminin suresinde. Onun için biz bir araya geldiğimiz zaman birçok şeyi başarıyoruz. Yani kendi derneğimizden örnek verecek olursam, her türlü hayra hasenaya inşallahu Teala kapı araladık. O yetim çocukların elinden evet Avrupa'da şu kadar kayboldu diyerekten konuşuyoruz ama burada da şu kadarına destek olduk hiç olmasa. Evet. Bunları onların elinden kurtardık. Tam bu güzellikle bitirelim mi Özen Hanım? Size gelen size gelen bir telefon ya da bir mektup böyle güzel, sizin sayenizde buradayım diyen böyle bir gencimizden, çocuğumuzdan hatırınıza gelen var mı? Böyle bitirelim. O umutla bitirelim. O şekilde çok hem yazarlar hem dediğiniz gibi telefonla da. Şimdi yazma biraz daha kolaylaştı WhatsApp'tan hemen. Tabii. Daktil almak pahalıydı. Şimdi iPad'ler çok ucuz. Evet, evet ondan sonra. Onlar birebir olduğu zaman birebir de sevinirim, cevapta yazarım. Ama grupta olduğu zaman biraz... Size gelen birebir birini anlatın öyle bitirelim. Bu güzellikle bitsin. Aklınıza gelen. İşte demek ki akıl bunları yazmıyor. Diyor ki yaptığın iyilikleri veya sana yapılan iltifatları unut. Unut, evet. Böyle de bir şey galiba. Yani hatırınızda kaldığı vardır, kadarıyla o evet. Umudu taşımak, umudu yarına götürebilmek yani için. Yani işte sayenizde yaşantım değişti. Bu çok önemli. Yaşantım değişti derken, yaşantı farklı bir yaşantı ki tabii ki yaşantı değişti. Yokluk, çaresizlik. Önceki yaşantılarını biliyorum. Hayır, biraz da belki bu manevi şeylerden uzak bir yaşantısı var. Yani her yere harcayabiliyor ama Allah için çıkarıp işte bir yetimin koruyucu ailesi olamıyor. Evet. Sizin sayenizde olduk. Mesela ben onlara dua ederken şöyle derim. Yani bu elinden tuttuğun yetim çocuk, İnşallah yarın o cennetin kapısında seni bekler olarak bulacak dediğin zaman zaten bitiyor. Çünkü orada birisi seni bekleyecek inşallahu teala. Yani bu kendimiz tabii ki bu konuda güçlendirmek için şey yapıyoruz. En büyük yetim öksüz örneği de Peygamber Efendimiz evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu son olarak Çat'ta bir kuyu yaptırdık. Bir değil, 2-3-4-5 kuyu yaptırdık Çat'ta, Kamerun'da ve Nijer'de. Kuyular yapıldı çok şükür. Kuyular farklı farklı, fiyatları da farklı farklı tabii ki. Birisini maddi durumu iyi olan bir teyzemiz yaptırdı. Oradan buradan hepimiz de ona Allah razı olsun diyelim inşallah o teala. Sonra oradan haber geldi. Bir de resimleriyle birlikte. Kadınlar çok sevinmişler böyle. O kurban kesilirken de aynı şekilde çok farklı. Çok sevinmişler ve diyorlar ki bu teyzemizden ve şahsıma da aynı şekilde bu teyzemizden ve bu kurumun başkanından bir un makinesi istiyoruz. Un makinesi de ben de yeni duymuşum. Bir de erkekler namaza giriyorlar camiye ama biz sığmıyoruz, cami küçük. Dışarıya caminin bahçesine, zaten caminin bahçesine yapıldı kuyuda. Caminin bahçesine bizim orada ibadet edeceğimiz bir çadır. Gönderirlerse biz onlara sonsuz dua ederiz. Ben de bunu bir hayırsever kardeşime yazdım. Hemen çadır ve un makinesini gönderdik. Şimdi onların resimlerini dört gözle bekliyorum ben de. Tabii o arada da Kur'an kursu... En leziz ekmekler evet, çıkacaktır orada. Kur'an kursu dediler ama Kur'an kursu eğitim merkezi gibi olacak. 5 sınıflı. O fiyatı biraz uçuk tabii ki. Belki de buradan da katkı olacak. Tabii hoca. İnşallah-u Teala. Ve şimdi o eğitim merkezinin adı da bende kalsın şimdilik. Adını koydum. Yani bir şeye kendini vereceksin. Bunu yaparım. Mesela dedim ya yabancı dil konusunda ben biraz zayıfım diye. Üzerinde dursak olurdu tabii ki. Ama bunu gece gündüz uykumu kaçırabiliyor. Acaba bunu yapabilecek miyiz? Onu başardık, bunu başardık, şunu başardık. O da yetimhane. Çünkü bunlar bizim daha önce düşünmediğimiz şeyler. Vesile olabilecek miyiz? Evet. Evet, bir. Bu birlikten doğan kuvvet. Evet. Yani 3 kuruş 5 kuruş demeyeceğiz. Nasıl ki o damlaya damlaya şöyle taşı deniyor. Teknik yönetmenim de işaret ediyor. Evet. Yani oturup Allah'ım olmayanlara da ver demeyeceğiz. Hayır. Evet. Kesinlikle. Biz vereceğiz. Allah versin yok. Allah sana diyor ver diyor. Evet.
Değil mi? Sana diyor ver. Allah'a güzel bir borç da budur sadaka. Müsaadeniz evet. olursa şöyle bitirebilir miyiz? Pakistan Büyükelçimiz, hatta Dışişleri Teşkilatımızda da söyleyelim. Özlem Sönmez Hanımefendi 2006 yılında Pakistan'da kendi adı verilen bir kız çocuğuyla karşılaştı. Orada hizmet ederken. Aile filmini belki aileye Süleyman Assubay'ımızı her zaman ağlarız Süleyman Assubay'a. Onu çok fazla yaşayamadık ama böyle örnekleri de Özden Sönmez ve o Pakistanlı Özden buluşmaları için de ülkemizin bir çaba sarf etmesini istiyoruz. Video gönderebilirim. Belki duruyorlarsa onlar. Çünkü öncekiler biliyorsunuz VHS vesaire idi biliyorsunuz. Eski sistem ama o da düzeltilir. Pakistan Büyükelçimize bu bayram gününde selam olsun. Bu bayramlarına yaşa kattınız bize. Bayramın paylaşmak olduğunu anlattınız. Evet, tüm ümmete selam olsun inşallah. Evet. Yani bayram sofranın başına oturup etleri baklavaları bitirmek değil. Hayır. Evet. Hayır. Paylaşmak, yani, paylaşmak derken tabii ki hem sevinci ama sıkıntılarımızı, dertlerimizi evet. de inşallah. Diyetisyenlerden önce vicdanı. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum ve hayırlı bayramlar diyorum. Sağ olun. Evet efendim, Kanal 5 ekranlarındaydık. Özlem Sönmez Derneği'nin ismini gerek yok, kendileri söylüyor zaten. Ankara Sivil Toplum Platformu. Her daim birilerine bayram yaşatmak için ulaşıyorlar. Hani o Batman'da emniyetin ayakkabı hediye ettiği o engelli gencimizi hatırlıyor musunuz? O bisiklet hediye edilen. İşte onun gibi o küçük sevinçlere ortak olmak. Belki de bayram bu. Bayramınız neşe içinde geçsin efendim. Bayramınız bayram olsun ve birilerinin bayram etmesini sağlayalım. Hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.